Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail lobisinin baskıları sonucu Alman bir spor ayakkabı markasının ayakkabı kampanyasından çıkarılmıştı. Sosyal medyada boykot çağrıları çığ gibi büyüyünce marka Hadid'den özür diledi. Kökenlerine sahip çıktı, Filistin halkının sesi oldu. Her fırsatta İsrail'in Filistin'deki katliamlarını protesto etti. İsrail lobisi harekete geçtiği modellik anlaşmaları bir bir feshedildi. Son olarak dünyaca ünlü bir spor markasının ayakkabı reklamı kampanyasından çıkartılan Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid'e tepkiler üzerine özür geldi. Kampanyadan çıkartılan Hadid'in ayakkabı markasına karşı hukuki işlem başlatacağı iddia edilmişti. İddiaların ardından firma kampanyasında kasıt olmadan hata yapıldığını söyledi. Bella Hadid'in de dahil olduğu kampanya üzerinden özür dilediği bir mesaj paylaştı. Reklamı revize edeceğini duyuran firma Hadid'le yeniden çalışıp çalışmayacağına dair ise detay vermedi. Peki bir spor ayakkabı kampanyası üzerinden antisemitizm iddiaları nasıl yayıldı? Alman şirket 1972 Olimpiyat Oyunlarından ilham alan spor ayakkabılarının tanıtımını yapmak için Bella Hadid'le anlaştı. Ancak İsrail lobisi sosyal medyada örgütlendi. 11 İsrailli sporcu ve 1 Alman polis memurunun 1972'deki Olimpiyat Oyunlarında öldürüldüğü, firmanın kampanyayla saldırıya bir gönderme yaptığı iddia edildi. İsrail'in katliamlarına karşı susmayan Hadid'in de bilerek kampanya yüzü seçildiği öne sürüldü. Şirket tepkiler üzerine Hadid'i kampanyadan çıkararak Filistin asıllı modelin yer aldığı reklam kampanyasına dair tüm gönderileri sildi. Markanın bu adımı üzerine sosyal medyadan boykot çağrıları yükseldi.